Evet hocam e, Diyarbakır'ın vallerinde kalmıştık. Evet e, şimdi çok enteresan bir şey var. Yani özellikle tabii e, Osmanlı Devleti'nde 1600'lü dönemlerde 1600'lü yıllardan itibaren başlayan e, bir celallik hadiseleri falan var. Evet. Yani e, bu dönem özellikle bütün Osmanlı'yı etkilediği gibi elbette Diyarbakır'ı da etkiliyor ve idarede meydana gelen sıkıntılar bu dönemde direkt olarak Diyarbakır'a da intikal etmiş oluyor. Şimdi 1515 yılından bu 1650'lere gelinceye kadar ki dönemde ben Diyarbakır valileriyle ilgili bir çalışma yaptım. O dönemde en az valilik yapan süre açısından 3 sene. En az 3 sene. Bunun yanı sıra 7 sene, 8 sene hatta 14 seneye yakın valilik yapanlar var. Peki olayın rengi nasıl değişiyor? Şimdi işte bu tarihlerden sonraki süreç içerisinde bakıyorsunuz bir senede iki tane vali değişmeye başlıyor. Yani bu ama 50 senelik, 60 senelik bir süre içerisinde yani 50 hani rakamını insanların aklında rahat kalsın diye söyleyeyim. 50 senelik süre içerisinde 70 tane vali gelmişse demek ki senede bir tane vali evet. değişmiş demektir. Evet. Valilerin atanmasında Tabii en önemli özellikle ikinci sıkıntılardan bir tanesi de Sayın Hocam bir vali mesela diyelim ki İstanbul'dan yola çıkacak. Evet. Şimdi bu adamın yanında kapı halkı denen bir bayağı bir grup insanlar getiriyor beraberinde. var. Tabii evet. bunun içerisinde işte efendim baş kendisine bakan bütün hizmetini yürütüyor. Yani, Katibine kadar yanında getiriyor. Tütüncü başından, evet. muhabbeyin odasından, kavvasından, şunundan, bunundan. Çünkü yani Osmanlı'nın tipik yani Taşra teşkilatı bir nevi merkezin İstanbul'un küçük bir küçük kopyasıdır. Bir yani şehzadeleri Osmanlı boşu boşuna eyaletlere gönderip oralarda vali yapmamıştır. Evet. On, onlara staj yaptırmıştır. Evet. Yani dolayısıyla bu 400 tane kapı halkı e bunların aileleri var. Bunlar İstanbul'dan yola çıktılar. E bunların hacrahları, bunların atlarının efendim işte kendilerinin yemek paraları hepsi hesaplanır. Gelip göreve başladıktan sonra bütün eyalete tevzi ve taksim edilir. E şimdi siz eskiden 5 senede bir bu vergiyi öderken e bir şimdi senede iki defa bunu ödemek durumunda kalırsanız elbette ki sıkıntı olur. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nde şerri vergi, örfü vergi, vergi var. var. E peki bunun yanı sıra üçüncü bir vergi devreye giriyor. Avarızı divaniye. Avarızı divaniye evet. Divani vergi ne bu? Harplerle alakalı. Kalır. Harp devamlı olarak harp 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 o dönemde de devamlı olarak harp, Yani meydana geliyor. Birazdan belki konuşacağız. 10. Padişah Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl padişahlık yapmış, bunun 10 yıl bir ayını seferlerle geçirmiş. Sayın en hocam, fazla sefere konuda, gidenlerden bir konu tanesi. Konu bir şey olmasına rağmen hemen bir şey söyleyeyim. Evet. i̇bn Haldun'un çok güzel bir lafı vardır. Der ki devletler de canlı bir organizmaya benzer. Doğarlar, büyürler ve netice itibariyle yaşlanırlar, ölürler. Kanuni dönemi Osmanlı'nın zirve dönemidir ama düşüş o dönemde başlamıştır. başlamıştır.